Arkadaşlar birazdan video devam edeceksiniz ama güzel bir haber için araya girmek istedim. Biliyorsunuz ki Paramor ortaklığıyla beraber yeni bir şey yapacağımızı söylemiştik. Yeni bir şey şu anda kapımıza geldi. Bir izleyicimiz sizlerden birini Gamescom'a bizlerle birlikte götürüyoruz efendim. Paramor ile birlikte videonun sonunda buna nasıl dahil olabileceğinizi görebileceksiniz. O zaman devam edelim. Multiplayer ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilazoğlu ve bugün tarihine yakından bakacağımız, bilinmeyenlere değineceğimiz oyun serisi Silent Hill. Son yıllarda türlü türlü olaylarla gündeme gelen oyun dünyasının en başarılı korku oyunu serilerinden olan Silent Hill'in çıkışı geçtiğimiz milenyumun son yılında yaşandı. Konami'nin Silent Hill yapmaktaki asıl amacı Batı pazarında Resident Evil'a meydan okumaktı. Firmanın farklı stüdyolarında yer alan ve performansından memnun kalınmayan çalışanları bir araya getiren Konami, bu insanları Team Silent çatısı altında birleştirdi ve Hollywoodvari bir oyun yapmalarını istedi. Fakat Team Silent bu konsept altında başarılı bir iş ortaya çıkartamayınca Konami kendisinden umudu kesti ve ekibi serbest bıraktı. Kendilerini daha özgün bir ortamda bulan ekipse çalışarak Silent Hill isminde oyunu çıkarttı. Korku oyunlarından hoşlanan hemen hemen tüm oyuncuların beğenisini kazanan Silent Hill, sansür nedeniyle bazı değişiklikler de yaşadı. Bunlardan en dikkat çekicisi oyunda yer alan Grey Child adlı düşmanlardı. Kısa boyuyla çocuklarım satan bu düşmanların ellerinde bıçak olması, çıplak görünmeleri ve en önemlisi de Grey Child'ları öldürebiliyor olmamız Silent Hill'in Japonya dışına çıkmasında sorun teşkil ediyordu. Bu nedenle oyunun Kuzey Amerika ve Avrupa versiyonlarında farklı modellemeler Grey Child'ların yerini aldı. İlk oyunun çıkışının ardından 2,5 yıl sonra ise Silent Hill 2 24 Eylül 2001'de çıkışını yaptı. İlk oyundan farklı bir ana karaktere ve hikayeye geçen Silent Hill 2 satış rakamları bakımından rekorlar kıramasa da büyük ses getirmeyi başardı. Çoğunluk tarafından serinin en iyi oyunu olarak gösterilen Silent Hill 2 özellikle hikayesiyle oyuncuların kalbini çaldı. Aynı zamanda en ikonik korku oyunu karakterlerinden biri olarak görülen Piramit Kafa'da Silent Hill 2'de ilk kez ortaya çıktı. İkinci oyunlarından Team Silent birbirini tekrar eden devam oyunları yapmamak için ikiye ayrıldı ve ilk kısmı oluşturan çalışanların elinden Silent Hill 3 geldi. İkinci oyunun aksine hikaye bakımından ilk Silent Hill ile paralellik barındıran Silent Hill 3 serinin başarılı gidişatını devam ettirmeyi başardı. Serinin dördüncü oyunu Silent Hill 4 The Room ile beraber Silent Hill serisi içinde düşüş dönemine geçildi diyebiliriz. Yapım süresi boyunca Team Silent ile Konami'nin arası açılmaya başlamıştı. İlk üç oyunun kalitesinde olmasa da güzel bir korku oyunu olarak görülen Silent Hill 4'ün tamamlanmasının ardından seriyi batılı geliştiricilere emanet etmeye karar veren Konami, Team Silent'ı dağıttı ve buradaki çalışanlar farklı projelere yönlendirildi. Hatta Silent Hill 2 gibi oyun dünyasının en iyi hikayelerinden birini yazan Hiroyuki Owaku mobil oyunların yapımında çalışmak zorunda kaldı. Bu ne abi ya? Adamı mobil oyuna niye gönderdiniz oğlum? Bu olaylardan itibaren de bir iki istisna haricinde Silent Hill'in yakası beladan kurtulamadı. 2007 yılı içerisinde irili ufaklı birçok Silent Hill oyunu gördük. Bu oyunlardan Silent Hill The Arcade adından da anlaşılacağı üzere arcade cihazlar için çıktı. Silent Hill Orphan ve The Escape ise mobil platformlar için geldi. Az önce Silent Hill'in kötü gidişatında bir iki istisna olduğunu söylemiştik. Bunlardan biri Silent Hill Origins'ti. İlk olarak PSP'ye çıkan Silent Hill Origins, Climax Studios'un yan ekibi tarafından geliştiriliyordu ve ilk oyunun yeniden yapımı olması düşünülmüştü. Yaşanan sorunlardan sonra Climax Studios'un asıl ekibinin eline geçen Origins, serinin öncesine geçen bir oyuna dönüştü ve harika bir oyun olmasa da oldukça beğenildi. Silent Hill serisinin 5. ana oyunu olan Silent Hill Homecoming'i 30 Eylül 2008'de oynama fırsatı bulduk. Double Helix Games'in yaptığı Homecoming, özellikle serinin hayranları tarafından ağır topa tutuldu. Detaylı dövüş mekanikleriyle donatılmaya çalışan oyunun bu özelliği serinin kökeniyle zıtlaştığı için eleştirildi ve sonuç olarak geliştirici ekip başka bir Silent Hill oyunu yapmadı. 8 Aralık'ta ise Silent Hill Origins'i yapan Climax Studios, Silent Hill Shattered Memories'i önümüze koydu. Bu sefer Origins gibi serinin öncesinden atan bir oyun fikriyle yola çıkan ekip, kendilerini ilk oyunun remake'ini yaparken buldu. İlk olarak vide boy gösteren Shattered Memories, Silent Hill 1'i soğuk temasıyla donatmıştı. Oyun Origins'e benzer olarak bir klasik olmasa da güzel bir Silent Hill oyunu olarak insanların takdirini aldı. Keza bu oyunda son anlarda vazgeçilen bazı özellikler de oldu. Oyunun içerisinde aslında detaylı dövüş mekanikleri olması planlanmıştı. Fakat geliştirme aşaması sırasında Homecoming'e gelen eleştirileri duyan yapımcılar yakın dövüş mekaniklerini derinleştirmekten vazgeçti. Doğru bir tercih olmuş mu? Bize kalırsa doğru bir tercih olmuş. Bu noktada oyunun kendisine yer alan ilginç bir easter egg'ten de bahsetmek gerek. Shattered Memories'te bir telefonumuz vardı ve bu telefonu istediğimiz numaraya girebiliyorduk. Konami'nin gerçek müşteri hizmetleri numarasını aradığımızda da Konami'den biri telefonu açıyor ve bize Silent Hill'de olduğumuzu belirterek Konami'nin bile yardım edemeyeceğini söylüyordu. Hazır easter egg'lerden bahsetmişken tüm Silent Hill oyunlarını kapsayan bir easter egg'i de es geçmeyelim. Oyunu oynayan oyuncuların bileceği gibi Silent Hill oyunlarının genelinde kendini T'ye alan alternatif sonlar yer alıyordu. Oyunu çeşitli yollarla bitirerek elde ettiğimiz bu sonların bazılarında uzaylılarla haşır neşir oluyorduk.
Tabi bununla beraber Silent Hill 2'nin her şeyin arkasında bir köpeğin olduğunu öğrendiğimiz sonu da unutulmaz alternatif sonlar arasında yer alıyordu. 2012 yılı ise belki de Konami'nin Silent Hill yılı olmasını planladığı bir yıldı. Bu yıl içerisinde 3 adet Silent Hill oyunu gördük ve herhalde 3'ü de hayranların hatırlamak istemeyeceği oyunlar arasında yer alıyordu. Bu 3 oyun içerisinde ilk isim Silent Hill serisinin yeni ana oyunu Silent Hill Downpour'du. Vatra Games'in yapımını üstlendiği Downpour, Homecoming'e benzer bir sonuca ulaşarak başarısızlığa mahkum oldu. Downpour'dan kısa bir süre sonra ise HD Collection adı altında yeni bir Silent Hill oyunu gördük. İkinci ve üçüncü oyunu yenileyerek günümüze getiren Silent Hill HD Collection'ın çıkışından önce oyuncular umutluydu. Downpour'un ağızda bıraktığı kötü tadı silmesini beklediğimiz Silent Hill HD Collection'da maalesef Konami'nin ellerinde heba olan bir başka Silent Hill'e dönüştü. İki oyundan oluşan bu paketin içinde orijinal oyunlarda olmayan birçok hata bulunuyordu ve grafiksel bütünlük de orijinal versiyonlarından çok daha kötüydü. Fakat işin arkasında yatan sebep bana kalırsa oyunun kötü çıkmasından daha kötü bir gerçek. Bu grafiksel bütünlüğün olmaması veya bazı bug'ların bir anda ortaya çıkmasının sebebi Konami'nin eski oyunlara ait dosyaları kaybetmesi. Firmanın bulduğu kaynak kodları ise oyunun yapım aşaması esnasında oyunun bitmemiş halini içeren kaynak kodları olduğu için onun üzerine inşa edilen HD Collection'lar dolayısıyla çok iyi bir sonuç vermemiş. Özellikle HD Collection'ı hazırlayan ekip hem grafikleri önceki oyunu seviyesine çekmek hem de bug'ları gidermek için bayağı uğraştığından ötürü beklenen çıkış tarihinde oyun kötü bir şekilde piyasaya sürülmüş. Fakat 2012 yılındaki en büyük Silent Hill faciası bu iki oyunda değildi. Silent Hill Book of Memories'ti. PS Vita platformu için çıkan Book of Memories, multiplayer özelliklere sahip zindanlarda yaratık kestiğimiz bir oyundu. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Silent Hill Book of Memories serinin tarihinde kara bir leke olarak yer aldı. Tabi şimdi bundan sonraki kısmı biraz daha güncel konulara giriyor aslında. Silent Hill serisinin tarihi boyunca en çalkantılı dönemi 2014-2015 yılları arasında yaşandı. Öncelikle Sony'nin Gamescom 2014 konferans sırasında PT adında bir oyunun demosu için video gösterildi ve aynı gün içerisinde demo PSN üzerinden PlayStation 4 oyuncularına sunuldu. Bazı oyuncuların saatler içerisinde demoyu bitirmesiyle PT'nin Hideo Kojima ve Guillermo del Toro'nun yönetmenliğinde geçecek Silent Hills olduğu ortaya çıktı. Oyunun başrolünde The Walking Dead'ten tanıdığımız Norman Reedus olacaktı. PT'nin açılımının da playable teaser olduğu sonradan ortaya çıktı. Fakat oyunun duyurulmasından kısa bir zaman sonra ise Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılacağına dair söylentiler çıkmaya başladı. Zaman geçtikçe söylentiler güçlendi ve Silent Hills'in iptal edilip edilmediği sıradaki tartışma konusu oldu. 2015'in Nisan ayında ise Guillermo del Toro'nun bir açıklaması üzerine Konami resmi bildiri yayınlayıp Silent Hills'in iptal edildiğini resmileştirdi. Hideo Kojima da 2015'in son aylarında MGS5 The Phantom Pain'in çıkmasının ardından Konami ile ilişkilerini resmi olarak kesti. Geriye üzgün Silent Hill ve Kojima hayranları kaldı. Son olarak Kojima'nın Silent Hills'in iptal edildiğini açıklarken seriye devam edeceklerini de söylediğini belirtelim. Yani Kojima'ya göre Konami bu seriye devam etmeyi sürdürecek. Fakat bu açıklamadan sonra gördüğümüz ilk Silent Hill oyunu Japonya için çıkan bir pachinko makinesi oldu. Efsane olarak başlayan fakat sonradan bir paçinkoya dönüşen Silent Hill oyunlarının tarihine yakından bakmaya, bilinmeyenlerine değinmeye çalıştık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Umarız şey yapmışız. Oğlum artık kalkalım, benim belim ağrıdı ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Korku dolu günler diliyorum sizlere demek istemiyorum ama umarım keyifli korku oyunları oynarken keyifli vakit geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videonun içerisinde belirttiğimiz gibi bir izleyicimizi Paramara sayesinde bizlerle beraber Gamescom'a Almanya'ya götürüyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey Paramara uygulamasını indirip, bu arada Paramara uygulamasını bilmiyorsanız kendisi Steam cüzdan kodu da alabileceğiniz dijital çözümler sunan bir uygulama efendim. Bu uygulamayı indirip ardından uygulamaya üye olup ardından da Pareste kısmına girip 10 TL yazıp mesaj kısmına neden Gamescom'a gelmek istediğine dair bir mesaj bırakmak veya daha önce attığınız bir yorumun fotoğrafını çekip o kısma iliştirip aşağıda gördüğünüz numaraya göndermek. Ardından da jürimiz kazanan arkadaşı seçecek ve kendisine uygulama üzerinden telefonuna haber gönderecek. 30 Temmuz'a kadar katılım sürecek. 30 Temmuz gece tarihine kadar detayları açıklama kısmında görebilirsiniz deyip veda ediyorum. Hoşçakalın tekrardan.